Selamlar. Aa, bir dakika. Aa, ne oluyor, giremezsiniz. Aa, ne münasebet canım, eşkıya mısınız siz? Ne oluyormuş? Ya, ne oluyormuş? Ne oluyor? Ne istiyorsunuz siz benden ya? Ya ben size kaç defa söyledim. Evimi satmıyorum. Satmayacağım ya. Niye? Para bile veriyorlarmış bak ha. Ben olsam onu da yapmazdım. Öyle miymiş çocuğum? Ama bu evin değerinin yarısını bile vermiyorlar. Ne yapacaksın o kadar parayı? Ha? Git bir artı bir ev al kendine. Zaten yalnızsın. İnat etme. Burası benim evim, evim. Benim ömrüm burada geçti. Bak her yerde anılarım var benim. Anılar. Evet. Çok romantiksin ya. Toplayın lan. Hayır, hayır. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Hayır, yapmayın. Yapmayın, hayır. İzin vermiyorum. Onların yedeği yok. Hayır, hayır. Bırakın diyorum. Ne olur. Yapma. Hiç mi insanı yok seni bırakın? Hayır. Ne olur. Hayır. Hayır. Bana bak kadın. İki gün sonra yine geleceğim ha. Eğer evi satmazsan yakarım. Polise filan haber verme, sen de yanarsın. Allah. Allah. Biz biliyoruz da konuşuyoruz, yemin ediyorum ya. Her şey birbiriyle bağlantılı. Ben bundan ne olacağını bir hafta önceden biliyordum zaten. Hüsnü Hocam, hoş geldin. Hatırlamadın beni hocam. 858 Mesut ya, öğrencindim ben senin. Kusura bakma, çok öğrencim oldu. Hepsini hatırlayamıyorum ben. Hocam beni nasıl unutuyorsun ya? Hocam aşk olsun, beni nasıl unutuyorsun? Şeyden, müdür sabıra bastı düştü, çanağı kırdı. Belki oradan. Dandım Mesut. Dandım Mesut. Aynen öyle hocam. En eski lakap rekoru bende. Biliyorsun ilkokul 3'te aldım. O günden beri şerefimle kullanıyorum yani. Kapıda kaldın hocam. Buyur içeri geç. Yok, yok. Girmeyeceğim ben. Bir şey söylemeye geldim ben. Buyur hocam. Yani ben bir şeyler duydum. Yani etrafta konuşuyor insanlar işte. Bir adam varmış. Yardım ediyormuş insanlara. Sen de onu tanıyormuşsun. Kimden bahsediyorsun hocam? Söyle, çekin mi? Söyle. Gattar. Adı Gattar. Peki hocam siz adamların kim olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii, biliyorum. Çevredeki diğer evlere de aynısını yaptılar. İnsancıklar korkudan malının mülkünü satıp çekip gittiler. Arazi mafyasıyla çalışıyorlarmış bunlar. Zakkum kardeşler diyorlar kendilerine. Zakkum. Ha, bu benim kapıma dayanan var ya. Onun böyle suratında burada böyle bir yerde dövme vardı. Tamam hocam ben bir araştırayım. Ne yapacağım bir bakayım, haberleşiriz sizinle. Bir araştırsın hocam, halleder. Sen sıkıntı yapma, tamam mı? Ben de senin yanındayım zaten. Ben tankçıydım askerde, sen duymuşsundur ama zaten, değil mi? Biliyorsundur zaten. Bizim öyle bileğimiz kolay kolay bükülmez hocam. Gattar kötüleri aklar da Müslüm'ün eli armut toplamaz yani. Hocam, anladın mı yani? Bizim de sezgilerimiz kuvvetli. Maşallah, yani, maşallah. Sorun yok. Mesut, hoca zaten üzgün. Başını ağrıtmayalım kardeşim, tamam? Aynen, ağrıtmayalım da. Hocam, sen dağını ilk de hatırladın mı?
Hatırladım tabii o. 283 Dağhan. Numarayı sen mi hatırladın, onu mu söyledi hocam? Yok, ben kendim hatırladım. 283 Dağhan işte. Tabii zaten bu hep star. O hatırlanır hocam, numarayla hatırlarsın. Ben zorla kendimi hatırlatırım müdürün çanağından. Dağhan'ı hatırlarsın tabii hocam. Sıkıntı yok. Biz de zorla hatırlattık kendimizi. Hoca beni tanımadı hiç. Dağhan'ı 283 Dağhan. O unutmuştur numarasını yani. Müdürün çanağı ne lan? Müdürün yani oğlum. Oğlum hocam. Ya ben anlattım hocaya zaten. Sıkıntı yok müdürün. Zaten şey yaptım sana şimdi. Müdürün çanağı kırdık ya oğlum biz. Hatırlamıyor musun? Sabun rendeledik. Yere bu bastı, kaydı düştü. 3 ay falan gelemedi okula. Hatırlamıyor musun oğlum? Lan dandın. Nasıl kırdıysa artık oğlum gelemedi herif. Sonra döndü. Baktık yampiri yampiri yürüyor böyle. Ama öyle oğlum artık. Öyle kaldı herif. Ne yapayım yani? Kırı öyle hocam. Kırı öyle. Benim anneannem kırdı hocam rahmetli. Kuyruk sokumunu oradan şey yaptı. O da öyle toparlayamadı ondan sonra. Hep öyle kaldı. Geçmiş olsun. Ya rahmetli. Ya Mesut şu çanak muhabbetini bıraksak mı kardeşim artık? Tamam bırakalım. Sıkıntı yok. Sen devam et. 283 daha. Sıkıntı yok. Hayret bir şey ya. He. Şimdi bak sen içinden diyorsundur ki bu nasıl öğretmen. Yani polise gideceğine gelmiş işini başka türlü halletmeye çalışıyor. Ama ben korkuyorum oğlum ya. Bunlar benim en son kapıma dayandıklarında eğer polise giderse seni daha beter yaparız dedim mendeburlar. Hocam tamam üzülmeyin. Tamam. Yani bu gibi adamların anladığı tek bir dil var. O dilden konuşacağız. Mecburen yani. Mecburen. Zakkum kardeşler. Bu Korkut. En büyüğü. Bu Kalender Ortanca. Yani sessiz sakin bir tiptir ama tam bilini. Bu da Cezmi. Kulak koparan Cezmi. Bu benim kapıma dayanan var ya. Onun böyle suratında burada böyle bir yerde dövme vardı. Bu. Bu bende. Bunu istiyorum. Oğlum manavdan armut mu alıyorsun lan? Bunları birbirinden ayıramazsın. Yani Cezmi'ye bir şey yaparsan diğer ikisi de topa girer. Ya girerlerse girsinler müdür. Gattar. Yani bunlar şirketin böyle merdiven altı fason böyle çakma bir şubesi gibi düşün. Bunlar gider gündüz kahve tarar, ev basar, her türlü bunlarda. Yani ekip her bir ara bunları tokatlayıp zapt etmişti ama işte tekrar salıvermiş baksana. Bunun ne işi var burada? Buluşmak istedi. Çağırdım ben de. Buraya mı çağırdın? Hani baş başa olacaktık. Bak şimdi incindim ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müdür ne haber? Görüşemiyoruz ne zamandır. Niye soğuk yapıyorsun ya? Bu arada ben sana teşekkür etmek istiyorum. Yağmur senin sayende kurtardık. Büyük adamsın sağ ol. Evet Enver. Ne istiyorsun? Yani ben senden kurtulamayacak mıyım lan? Niye kurtulmak istiyorsun ki sen benden? Ben onu anlamadım ya. Yeğeninin doğmasına şurada 3-5 hafta kalmış. Birlikte maça götüreceğiz oğlum biz bu çocuğu. Pavyona götüreceğiz, mektebe götüreceğiz. Ömür boyu birlikteyiz lan. Bırak şu yabaniliği bir ya. Allah Allah. Aha. Zakkum Brothers. Bunlar ne arıyor lan burada? Ben de bu Zakkum kardeşler için aradım seni. Ne alaka? Babam bunları benim üstüme saldı. Dün bir sürü mekanımı taradılar, adamlarımı vurdular. Ha bunlar senin yüzünden millet ısırmaya başladı. Ulan her altından sen çıkıyorsun. Nasıl olacak? Lan bu köpekler en çok beni ısırıyor. İşlerime çökeceklermiş. Ulan çökmezlerse onların İnşallah çökerler. O iş öyle değil işte kayınço. Bunlar benim işlerime çökerse beni mumla ararsınız. Ben klas bir suçluyum. Bunlar it kopuk. Enver'e klas diyemem ama it kopuk konusunda haklı. Neyse ne. Yüzü dövmeli olanı istiyorum ben. Ben hepsini istiyorum. Bu itlerin yaşam alanı neresi bulmam lazım. Seni de o yüzden aradım zaten. Müdürüne sor diyecektim de şanslı günümdeymişim. Müdür bizzat karşıma çıktı. Benden haber bekle. Ben? Ben de bekleyeyim mi? Alo. Soğuk bir herif bu ya.
Yağmur iyi mi? İyi. Niye sordun? Kardeşim lan çünkü benim. Kızın düğününü polisler basmış. Kocası olacak herifin derdi zakkum kardeşler. Ben sormayayım da kimler sorsun? Kayınço bana da bir çay söyle ya. Kalk kendin söyle lan. Burası. Unutma yüzü dövmeli olan benim. Öldürme onu. Kulak koparta. Niye? Öyle. Canlı lazım. Ne yapacaksın? Enver çok soru soruyorsun. Ya artık birlikte çalışacaksak benden bir şey saklama. Birlikte çalıştığımız falan yok. Sadece buraya birlikte dalacağız. O kadar. Yoksa yanımda olmandan nefret ediyorum. Kardeşlerimin yanında olmandan da nefret ediyorum. Niye öyle diyorsun ya? Ben sana çok alışmıştım halbuki. Tamam yani ben de başta sevmemiştim seni ama sonra bir şey oldu şimdi kopamıyorum. Hani kanım kaynadı derler ya. Bak biraz daha konuşmaya devam edersen Çeren'e öyle bir yumruk atacağım ki kaynamayacak bir daha. Buyurun. Kime baktınız? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Vedanızı mı arıyorsunuz lan? Gidin. Durun lan. Durun. Cezmi ne haber lan? Ver. Bak sana kimi getirdim? Bu arkadaş seni canlı istiyor. Böyle tuhaf tuhaf istekleri var. Hayırdır? Neymiş benle derdi? Seni annen yaşındaki kadını tehdit ettiğin için tokatlaya tokatlaya döveceğim. Senin gururunu kıracağım. Haysiyetini seni. Oha. Bayağı dolmuşsun sen. Komik lan bu. Öyledir öyledir. Yakından tanısan daha komik. Siz Enver'i paket edin ama öldürmeyin ha. Komik olanı ben alacağım. Oha lan bir dakika. Ne oluyor oğlum hepiniz bana mı dalacaksınız lan? Hangi kadından bahsediyoruz bu arada? Bak o Cezmi'yi döver ha. Bu aralar bir sürü kadın tehdit ettim de. Ha? Ne oldu? Yoruldun mu lan? Bir dakika lan. Yoksa sen? Ne ben lan? Sen beni seviyor musun lan yoksa? He? Hayatımı kurtardın. Lan ne seveceğim seni? Refleks. Lan bırak şimdi. Bırak şimdi. Ne refleksi? İtiraf et. Bak. Bugünlük benim silah arkadaşımsın sen. Silah arkadaşlığı kutsaldır. Sen anlamazsın lan böyle şeylerden.
Ne oldu, vuruldun mu sen? Yok bir şey. Çıkalım hadi buradan. Lan yardım etsene lan. Ne yardım edeceğim lan? Bak kayınço, bu herif bir daha benim karşıma çıkmayacak ha. Bu kadar zahmete girdim, bunu gebertmemiz lazım. Isırıp ısırıp milletin kulağını kopartıyor zaten kuduz. Yardım edeyim mi? Bir şey lazım mı? İstemez. Sen geberteceksin bunu değil mi? Sen bunu nereye götürüyorsun? Alo. Lan açsana şunu. Tehdit eden adam bu. İsmi Cezmi Zakkum. Çık lan. Sıkıntı yaşayacağın yanlış adamı aldın. Sınama lan beni. Bu mudur hocam? Evet, bu adam. Bu adam benim evimi kurşunladı. Eşyalarımı yaktı. Üstüne beni tehdit etti. Ben şikayetçiyim bu adamdan. Tamam hocam. Tamam. Ne olacak şimdi? Nöbetçi mahkemeye sevk edeceğiz. Ne kadar kalır bu adam içeride? Yani onu tam bilmiyorum ama başka suçlardan da aranıyormuş hocam. Biraz ufak tefek suçlar ama. Ama bu kısa sürede çıkarsa bu adam yeniden gelir. Yeniden benim kapıma gelir. Hocam siz hiç korkmayın. Siz hiç korkmayın, öyle o kadar da değil yani. Haneye tecavüz var, tehdit var. Bir süre içeride kalır biz burada, siz korkmayın hocam. Neredesin ya? Buralardayız amirim. Söyle. Bu geçen gün getirdiğiniz adam vardı ya. Kim? Cezmi mi? Hah, Cezmi Zakkum. Hı. Adam tutuksuz yargılanacakmış. Ne diyorsun oğlum sen? Salmışlar mı herifi? Evet. Nasıl bir yanlışım var, sen emin misin oğlum? Herif kadının evine girmiş, tehdit etmiş, ateş açmış. Nasıl salarlar herif? Vallahi o kadar da bilmiyorum amirim. İşte ben de duyunca size söyleyeyim dedim. Abi. Ne oldu? Şu evinden çıksın diye tehdit ettiğim kadın var ya abi. O şikayetçi olmuş. Polis mi yaptı sana bunu? Yok abi, polis yapmadım. Beni polisin kapısına attılar. Kargo musun lan sen? He? Ne demek attılar oğlum? Abi bir Enver'le mekanıma daldı. Kavga filan derken bayılmışım ben. Seni dövdü yani. Boşluğuma geldi abi. Gözümü bir açtım, böyle karanlık bir yerdeyim. Beni sandığa koymuş. Sonra işte birisi açtı, o da polismiş, buraya getirdi. Vay! Herifin biri seninle geçmiş, polisin önüne bırakmış lan. Bir de gelip bana bunu anlatıyorsun ha. Sen nasıl dayak yersin lan? Sen nasıl dayak yersin oğlum?
Herif seni kargolamış resmen. Benim senin. Senin soyadın Zakkum lan, Zakkum. Zakkum. Kulak koparmaya benzemiyor değil mi bu? He? Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Acımadı değil mi? He? Bin arabaya, bin. Korkut Zakkum. Hoş geldin. Dünkü değil bu. Sen harbiden okuyor mu lan bunları yoksa? Şimdi Ekber baban sana dokunmamamızı istedi ama sen benim kardeşimin mekanına dalmışsın. O da benim mekanlarıma daldı. Karşılık vermeyeceğimi mi sandınız? Hiç sorun değil. Sen tek olsan hiç sorun değil. Ama senin yanında bir arkadaşın varmış. Benim kardeşimin elini kolunu bağlayıp polisin önüne atmış. Bana mı dedin? Yok. O dediğin şeyi yapan herife dedim. Arkadaşım değil o benim. Kim o? Ne yapacaksın? Ben de onu paket yapıp Kuzey Kore'ye yollayacağım. Boşa uğraşma, vurulmuş zaten, durumu kötüymüş. Bırak kendi kendine ölsün. Madem senin arkadaşın değilim, sen söyle onun yerini bana. Korkut. Bak senin kardeşin gelip bana açık açık senin bütün işlerine çökeceğiz dedi. E sen şimdi gelmişsin, bana onu paketleyen adamı soruyorsun. Diyorsun lan sen benimle. Ayrıca siz Ekber babanızı ciddiye almayın. Demiş ya size Enver'e dokunmayın diye. Siz takılın kafanıza göre. Öylesi keyifli olmaz. Bu söylediğini düşüneceğim. Bulamadın. Bir türlü bulamadın. Neyi? Aradığın şey her neyse. Eğer bulsaydın bir kitabı bitirip diğerine başlamazdın. Bulunacakmış gibi. Abi bakma işte kafam boş kalsın istiyorum. Çünkü düşündükçe kötü şeyler geliyor aklıma. Kafandan çıkartabiliyorsun sanki. Biliyorum. Gayet iyi biliyorum. O kız seni terk ettiğinden beri bu hallere düştün sen. Einstein'a döndün, haberin olsun. Hatırlatmak zorunda mısın abi? Hani yemek yemeye geldik ya buraya. Kafandan sanki çıkıyor da. Ne kadar şanslı olduğunun farkında bile değilsin, biliyor musun? O kız sana kan iş etti lan. Kan. Ağzına günlerce bir lokma ekmek bile girmedi. Sana köpek çekti. Kalbin acıdı mı? Bir gün vurulmuştun, hatırlıyor musun? Hangisi daha çok acıttı? Kalp acısı mı, vurulmak mı? Vurulmak mı? Sence vurulmak bunun yanından geçebilir mi zannediyorsun? Kalp acısı adamın
İşte tam bu. Aradığım şey tam bu. Bir tane kadın çıksın karşıma ve bana acı çektirsin. Köpek çeksin bana. Kalbime böyle ellerin arasında sıksın. İçim alev alev yansın ama bir bardak su bile vermesin. Bana son gitsin beni köpek gibi bıraksın. Bu acıyı yaşamadan bu hayattan asla gitmek istemiyorum. Haklısın. Sen gerçek acıyı hiç tatmadın. Çünkü sen hiç aşık olmadın ki. Hocam. 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 Hocam iyi misiniz? Mesut. Daha niye kalktın lan? Ne oldu bunlara? Bunlar tüm gece ayaktaydılar oğlum işte. Yoruldular, yattılar. Doğru ya. Kardeşim sen de git yat, dinlen, bütün gece ayaktaydın. Ya sıkıntı yok. Ben 8 gün uyumadan durabiliyorum. Doğru ya. Sen tankçıydın, unuttum. Doğru. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Ne oldu oğlum? Ya bu Gürkan'ı aradım ben. Sen hastanedeydin ya, Cezmi'yi ona verdim falan diye. Merak ettim, aradım. Elemanı salmışlar. Tutuksuz yargılama hesabı. Ne demek salmışlar lan? Salmışlar. Oğlum ne demek salmışlar lan? Salmışlar. Ulan ya gidip kadına bir şey yaparsa şimdi? Ben gidip bir hocayı kontrol edeyim. Dur oğlum, bir dinle. Hüsnü Hoca da hastanedeymiş. Kadını pis dövmüşler, aynı adam. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi lan. Ulan Gürkan, ulan Gürkan. Ulan senin aklına uydum, al sana kaos. Niye hoca da hastanedeymiş. Kadını pis dövmüşler, aynı adam. Çünkü bu ve bunun gibi herifler ne derse yesinler, hiçbir şey olmayacağını biliyorlar. Onları korkutacak bir şey lazım. Her şey kitabına uygun olsun istedim. Bu sefer elimi kana bulamayayım dedim. Bu bana ders olsun.
Affet beni hocam. Cezmi'yi istiyorsan konuma gel. Hadi çık! Hadi çıksana ortaya! Benim uzakkum biraderleri gebertmem lazım. Onlardan biri tamam. Cezmi. Harbi mi lan? Aferin lan kayınço. Ama asıl diğer ikisi şimdi çok pis misilleme yapacak. Senin yanına göndereceğim. Orada döversin onu, tamam mı? Hiç merak etme sen. Hiç merak etme. Gelecek yanına.